Selamlar dostlar. Metin 2 Marmara'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden kanalıma abone olup video like atmayı unutmayalım. Like sayılarımız çok az arkadaşlar. Size zahmet bir destek olalım. Böyle pazarımıza bakalım. Ee, güzel bir satışımız var. 28 TL'ye yakın. Hatta 1 TL'den fazla. Şunu üzerimize alalım. Bu arada uyanış farmını bayağı yapmaya başladım arkadaşlar. Bol bol BK'ları pazara ekliyorum. Ee, satılıyor. Hatta şu satılmayan BK'ların bir fiyatlarını güncellerim. Çünkü günde en az 3 tur uyanış atıyorum. 3 tur uyanış demek neredeyse 1.5 emanter ee, BK ediyor. Delerimleri, tecrübe yüzükleri zaten kastığım gibi genelde satıyorum. Böyle yoluğumuzu da verelim. Güzel kova dalları bir tane bulmuşsun. 18 tane kaldı çok güzel. Hatta hemen şuradan bir de e Rult taşı okuyalım. Böyle zırh. Devam. Hata dedi. Yapacak bir şey yok. E, yine derecemizi kasarız okuruz. Böyle uyanış farmından totalde 52 tane kitap sandığım misillemesi düşürdüm. Bunları bir izninizle açalım. Bakalım kaç tane Rufus'un misillemesi çıkacak. Diğerleri çünkü pa e pek para etmiyor. Hepsini bir açalım. Aç 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 aç. Evet sonuç inanılmaz kötü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini yere attım. Sadece iki tane e, misillemesi çıktı. Yani böyle bir şans olamaz herhalde. Nasıl bu kadar kötü bir şansla başladık video. Neyse devam edelim. Bunları pazarımıza ekleriz. Evet şamandan da 12 bon para aldık. 12 bon şamanda cesaret pelerlerinden gelen para. Ekstradan şöyle e yangımızı da bono çevirdik. Otelde bir 70 won kadar paramız var. Daha satılacak eşyalarım var. Pazarımı hemen tekrardan göstereyim. Böyle satılacak arkadaşlar e, güzel bir zırhımız var 70 won'a. 60 won'a Z kalıcımız var. İşte carçut eski itemlerimiz var. Şunları falan da satsak yine güzel bir para elimize geçecek. E biz de para kasmaya devam ediyoruz. Aslında şöyle bir 400-450 won yaparsak bir Zodiac yay almak yerine şimdilik biraz daha Hidra'ya ara verip mükemmel yakut takmak bizim için daha mantıklı olabilir. Çünkü Sura'dan oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Evet ninja ile de nevera yapıyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla peti yolladım bu arada pot basacağım yerine. Öyle bakalım kaç sandık at, e, almışız. Bir sandık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. Süpersin. Top ben. Ve evet, dostlar hem bk'larımı düzenledim hem nevera sandıklarını kurdum. Bu arada totalli 3 tur kadar e, nevera sandığı var burada. Yank bedelleri bayağı yüksek neredeyse 17. E, güzel bir fiyat gerçekten. O satışlar diyelim pazarımızı kurduk. Şimdi dostlar uyanış farmına başlayacağız. Ee, ama başlamadan çok fazla soru e, geliyor bu uyanışla alakalı. Çoğu kişi bilmiyor. Ben tekrardan bir item tanıtımı yapayım. Sonra uyanış zindanı ile alakalı bir çer, e, birkaç açıklama yapayım. Böyle Fişim 12 güç 8 zeka 20 şeytan. Kostümüm 15 rüzgar 50 str yeterli. Böyle 15 rüzgar 20 şeytan e, şart arkadaşlar. E, şeytanınız ve rüzgarınız yüksek olması gerekiyor. 10 büyü olmasa da olur. Böyle kuşağımız ninjamızın kuşağı zaten 25'iymiş. Artı 9 zodyaklı. Ee, aura'mız sersemli titan. Zodyak kılıcımız yeni aldık. 48 ortalama. 10 kritik 8 metin. Ee, artı 15 yılan e, mantomuz Bunlar bu arada elit itemler. Yani olmasa da olur. Şöyle bir kahraman bu arada. 3 itemimizde %5 yana var, bonusu veriyor. Şuradan gö e, gördüğünüz gibi yine 20 şeytan. E, 15 rüzgar. STR'li e, bir tane tılsımımız. Yine 12 zeka 20 şeytan. Blok olmasa da olur. Ee, zeka ve şeytan sorarsanız çok önemli. Onun haricinde yine 15 rüzgar 20 şeytan. 50 strli artı 8 ruh kemerimiz. Ee, burada ok savuşturma önemli arkadaşlar. Ee, kaskınızda ve ayakkabınızda ok savuşturma olursa çok daha rahat edersiniz. 10 kritikle 35 strli. Böyle 8 metin normal cennet kolye işte e, 20 şeytanlı bir cennet küpemiz var. Yalnız bunu sadece skill aç, e, skillimi yakarken Kullanıyorum. Onun haricinde Zümrüt küpemi kullanıyorum. Zümrüt küpede de 20 şeytan olması çok önemli olur. Bizimki ama ileride değiştireceğiz. Onun haricinde simyamız normal mat set arkadaşlar. Sadece ametistimiz var ekstradan bir tane metinli. Petimiz normal bir nesli peti 96 level. Porkimiz biyoloğumuz şu anda zelkova dalında. Ekstradan buraya girmek için arkadaşlar 2 tane 110 level üstü hesabınız olması gerekiyor. Ve her hesapta birer tane uyunış kitabı olması gerekiyor. Bu uyanış kitabını nereden alacağım derseniz 3 tane yolu var. Birisi normal Hidra'dan çıkabiliyor ama Hidra sandığından değil. Hidra kesiyorsunuz oradan çıkabiliyor ama düşük bir ihtimalle. İkinci yöntem günlük görevi var. 110 level üstü yanılsama patronuna geliyorsunuz. Buraya girdiğimiz yerden görevini alıyorsunuz. Size 3 tane boss kesmenizi istiyor. Razador, Nemere ve e, Jotun bunları kestikten sonra size günlük bedava olarak bir tane uyanış kitabı veriyor. Ekstradan da Nesna Market'ten uyanış kitabı olarak aratırsanız Nesna Market'te satılıyor arkadaşlar. 25'te alırsanız daha uyguna geliyor. Aynı geçit beletinde olduğu gibi. Şimdi hemen geçelim. Evet şimdi uyanış İndanına girdik. E, Şaman'la bu arada hemen karakter almanız gerekiyor. Grup lideri de arkadaşlar burada hangi çarla betin keseceksiniz grup lideri olması gerekiyor. Çünkü mesela atıyorum bir metin kestiniz. Şamana da normalde itemaktır. Bu da size zaman kaybettirir. Burada bir saat süreniz var. E, o yüzden şamanla karakter aldık. Buçarla grubu kurduk. Hemen şu şekilde mesela bir yürü kesinliği yaktım. E, de yaksam benim için yeterli. Bir yürü zıkı zaten yakmama gerek kalmıyor genellikle. E, şöyle zümrüt küfemizi takalım. E, basalım. Tatlımızı basalım. E, kritik dereceyi bastık. E, yeşil pot hepsine bastık. Hasarımıza bakalım hemen şöyle. 36k hasarımız var arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi Misimat Setis inşallah bir mükemmel yakut falan takmak istiyorum. hemen zaten sahneler içerisinde mitimiz kesildi. Cesaret pelerini e, düşürdük. Çok güzel. ETP'leri ben toparlayayım. Tecrübe var. BC kitabımız hamleymiş. Arkadaşlar normal büyülü ormanla aynı metin sıralaması var. Şöyle gösterdik mi? Şu bölgede iki tane, ilerki bölgede üç tane, sonrasında bir tane, e, bu hükümler çıkan tarafta bir tane oluyor. Sağ tarafta da iki tane oluyor. Totalde bir tane, bir CH'de, CH demeyeyim de bir map'te 8 tane metin oluyor. Bu 8 metin sürekli atıyor arkadaşlar. Siz kestikten 3-4 dakika sonra tekrardan metin bulabiliyorsunuz. Yani bir tarafı e, komple temizlediğinizde 8 metini yani komple e, temizlediğinizde tekrardan o 8 metin aynı yerde olmaya devam ediyor. Burada şimdi hemen ilerledik. Burada da şimdi 3 tane metin bizi, e, bizi bekliyor arkadaşlar. Mesela orman metinlerinden bu arada. sadece drop alabiliyoruz. Ee, şimdi sağ tarafa bakacağız. ileriye bakacağız. Tabi gaz kele atabiliyor. Ama genel olarak yaptıkça metinlerin e, nerede attığını anlarsınız zaten. Evet şansımızı 3. metinden de cesaret pelerini aldık. Bazen e, şanssız olabiliyoruz. Hiç cesaret pelerini alamıyoruz. 3-4 metin kesmemize rağmen. Hatta bazen 10 tane metin kesiyorum. Cesaret pelerini alamıyorum. Tabi tamamen şans yani bu olay. E, genellikle bu aralar saatte 700-800 tane cesaret pelerini kasabiliyorum. Burada bu arada hasarınız, hasarınız ne kadar yüksek olursa o kadar çok e, cesaret pelerini kasarsınız arkadaşlar. Burada dayanmanız için gereken HP Absorber çok önemli. Onun haricinde şeytan, rüzgar çok önemli. Şeytanınız ne kadar yüksek olursa o kadar çok dayanırsınız arkadaşlar. Bunun sebebi dünya slotlara vurduğunuz anda can çekiyorsunuz HP Absorber ile. E, o yüzden şeytanınız yüksek olması gerekiyor. Ok savuşturma çok önemli. Uzaktan ee, şifacılara ok savuşturması işe yarıyor arkadaşlar. Yani büyü, dizi büyü dizmekle falan uğraşmayın. Ok savuşturmanı dizmeniz sizin için yeterli. Bu arada 4. cesaret pelerini de aldık. Çok güzel. 4 4 gidiyoruz şu anda. Hemen skill yakarken yine büyülü, büyük ee, büyülük yakarken cennet küpemi taktım. Tekrardan zümrüt küpemi taktım. E, bu şekilde bazen dehşet bile yakmadan dayanabiliyorum. Çünkü Artı 15 bir zırhım olduğu için defansım zaten çok yüksek. Büyülü zırhı falan e, açınca 1600'e yakın bir defansım oluyor. Evet bir de bu orta e, bölgede arkadaşlar. Hükümdarın arka tarafında bir tane metin atıyor. E, buradaki metini kesmek birazcık zor olabiliyor. Hatta uyunmuş mapine ilk girdiğim zamanlar buradaki metini kesmiyordum. E, bunun sebebi çok fazla imacı e, olduğu için sürekli sektiriyor bizi. E, şeytanımız ve hasarımız da düşük olursa kesemiyoruz. E, birazcık vakit kaybettiriyor bizi. Ama şu anda hasarımız iyi olduğu için... Ben burayı da tercih ediyorum. Bu arada 36k metin hasarım bile aslında az arkadaşlar. Yani buraya girecekseniz bence bir 40k metin hasarı e, Gerekti. Çünkü sonuçta e, F veriyorsunuz buraya girmek için. E, bir şeyler de kazanabiliyor olmanız gerekti. Böyle hatta bu metinden cesaret pelerini alamamışız. BK ne? Bakalım BK'lar. Güzel bir BK alamamışız. Evet, şöyle de bir adet hava kalıcı BK düşürdük. Çok güzel. E, bu arada cesaret pelerimiz de 120 olmuş. Evet arkadaşlar, Uranus'un yanında 1 saatlik süremizin sonuna geldik. Şöyle 840 adet cesaret pelerini kastık. Gayet güzel. Şöyle düşürdüğüm BK'ları, sadece önemli BK'ları topluyorum. Şöyle Kükreme, Öfke, Eskinlik, Hava Kılıcı BK. Hatta 3 tane Hava Kılıcı. Burada da bir tane var. Ee, burada da bir tane var. 2 tane de Ejderha Yardımı düşürdüm. Nerede diğeri? Hemen bulalım. Bir tane de burada. 2 tane Ejderha Yardımı. Ben zaten hesapladım aslında e, ne kadar para ettiğini. Şöyle e, Tecrübe Üzüğü. Yaklaşık 58 tane de Tecrübe Üzüğü. 8 tane kitap sandığı misillemesi. 4 tane de yeşil ejderha fasulyesi düşürdüm. E, yalnız ben şu anda satmıyorum piyasası çok düşük olduğu için. ileride pahalılaşınca satarız. Şöyle kutsama kağıdımızda 12 tane e, düştü. Bunlar da arkada 200'de olunca satacağım. Şöyle ben hesaplama yaptım. Totalde bir 4 won civarında para bırakıyor bize saatlik. E, masrafımızda arkadaşlar 1 won'a yakın bir masrafımız var girme e, maliyeti. App kuponuyla Nesna Market'ten iş kitabı alırsak. E, ee, totalde 2 çarla 1 won maliyetimiz oluyor. Ve 3 won net bir şekilde para kasmış oluyoruz saatte. Yani şöyle Hydra'yı bıraktığım için bazı arkadaşlar tepki göstermişti ama ben zaten Hydra'dan da 2 e, saatte aşağı yukarı 4-5 won falan kasıyordum. Uyunuşta işte da muhtemelen aynı parayı kasacağım yani. Benim için para kasma şeyinde çok fazla bir şey olmadı. Sadece e, burada birazcık uğraştırıyor. Yani şu bakımdan bunları şimdi pazarda satması var. Cesaret paralarını e, satması var. Birazcık uğraştırıyor. Tecrübe yüzüklerini... Ulan yanlışlıkla taktım. Ya üf, neyse. C e, tecrübe yüzüklerini satması var. İşte her şeyi pazar kuracağım, ticaretten satacağım falan. Bunları bir uğraştırması var yani arkadaşlar. Evet Nemera sandığının yak bedelleri biraz düşmüş. Ben de bir açayım dedim. Hem videoda kontent olsun. Şöyle satamadığımız Nemera sandıklarını bir açalım. Buradan iki tane Titan Dioxide istiyorum. Bir tane pet kitabı sandığı çıktı. Yanlış çok fazla para etmiyor. Benim ihtiyacım olan buradan Titan Dioksit. Hadi bakalım pet kitabı sandığı bir tane daha çıktı. E, i̇htiyacımız yok ya çıkıyor. Mavi boya çıktı. O da bir onem falan ne diyor herhalde. Dargıçanın gözyaşı mutluluk yelpazesi. Yine bir mavi boya. Bak ama bak mavi boya çıkan cinsten istemiyorum ben. Bir tane yüksitten istiyorum. Dikey alan dedi. Hemen toparlayayım. Evet devam ediyoruz. Kalan 13, 13 tane de açalım. Yeni çıktı bir tane. Neyi çıkmış. Hakikat ruhu. Mücevver ögesi. Ejderha Alevi. Var ya, tam işimden de Ejderha Alevi e, geçiyordu. Madem dedim Titan Dioksit çıkmadın. Tamam güzel. Titan Dioksit ve Alevimizi aldıysak e, zarar yazmaz arkadaşlar. Hemen ben hatta bir hesaplayayım. Titan Dioksit ve Alev ne kadar ediyormuş. Evet ben hesapladım. E, titan Dioksit, Ejderha Alevi, 2 tane Mavi Boya ve 2 tane Pet Kitabı sandığı hepsini hesaplarsak 4 bon civarında bir para ediyor. Satsaydık da 27 sandığı 4 bon civarında ediyordu. Ne kar ne zarar en azından açmış olduk. Bu da pet kitabı sandıklarının tanesi şu anda 50 60 Gayet güzel. Evet yeni çıkardığımız eşyaları pazarıma ekledim. Yalnız kişisel e, dükkanımızın e, 3 saati kalmış. 56 M olmuş. Şunu üzerimize alalım. Satılmayan bir sürü BK'mız var arkadaşlar. 3 saat dolduktan sonra şamanımda diye kalan e, offline pazarlar. Şamanımda yeni bir pazar açacağım. Evet şamanımda pazar kurmuştum. Şöyle bayağı bir BK satmışız. İtemleri de şuraya koydum. 210 202 satışımız var. Bu parayı üzerimize alalım. Bayağı yeşil şans kutusu açmıyorum. Birazcık şansımı denemek istiyorum. Evet şöyle şamanımızla totalde bir 10 adet, 10 adet yeşil şans kutusu satın aldık. Şöyle 2 da e, surama aktarıyorum. Paraları surada biriktirelim. 76 M, e, 364 M e paramız var. Bu arada kastım uyanışta ne kadar uyanış yapıyorsam tecrübe yüzüklerini, cesaret pelerinilerini elimden geldiğince stoklamak yerine satıyorum arkadaşlar. Sadece cesaret pelerinde biraz zor satılıyor. Onun haricinde tecrübe yüzükleri, BK'lar e, kısmen daha kolay satılıyor. Şöyle hemen Açmaya başlayalım. Ne çıktı? Güneş yüzüdü. Geç hocam. Petkite ve pardon Gaya sandı. Bunu da geç. İhtiyacımız olan sadece bir tane bekçiler. E, ee, General Yongan. Bunu da geç. Hız iksiri geç. 3 eme kadar açacağım. Bunu kabul edelim. Bu arada yüzüğümüzün şu anda bir gün 11 saati kalmış. Ama sıkıntı değil. Şansımı denemek istiyorum. Bekçiler çıkarsa hasarımız bayağı bir artıyor. Güçlü ölü popu. Hmm. 10 veren ama ya. Geçebiliriz. Saldırı markası. Aslında olabilir alsak mı bilemedim şu anda almayalım ya şansımızı deneyelim. E, son ödüllerde çıksaydı tabii alırdım. Hiç gülkeyisi olsun. öyle bir tane daha beraber açalım. Sonrası da ben kendim açayım. Yüzevi tavsiyesi. Hiç bir ihtiyacım yok yüzevi tavsiyesine. Hiç bileti yine saldırı markası. Facebook'tan geçeceğim geçit bileti. Geçit isabeti olur basarız sıkıntı yok. Ben hepsini açayım. Arkadaşlar gerçekten şanslıyız. Bekçiler tılsımını çıkarmayı başardık. Kaçıncı sandıkta sanırım 6. sandıkta çıktı. Süper oldu. Eşyayı kabul et. Süper abi hiç ben tahmin etmiyordum gerçekten. Ölümcül gücün yüzünü atabiliriz hemen. Ekşiler tılsımımız hayırlı olsun. Bununla bu arada metin hasarımız bayağı bir yükselecek. Şimdi dostlar ölümcül gücün yüzüyle ekşiler tılsımının bizim hasar açısından ne gibi bir farkı var onu göstereceğim. İlk önce ölümcül gücün yüzünü bir takalım. 30 var. efsunu veriyor. 36k evet maksası ağrımız 35-36k Hemen şöyle fiziksel hasar veren Ekşiler tasımımızı takalım Şimdi hasarımız nasıl artacak Hemen görün 37k Şu anda 1k hatta 2k neredeyse 36 e, 35-36 vuruyorduk 37-38'e çıktı Yani normal siz, e, siz Düz atak yani space soran Bir şarsanız, canavar yerine Fiziksel e, saldırı veya berserker Veren bir tasım sizin, her, e, sizin için her zaman daha önemlidir arkadaşlar. Bizim için tabi ölümcül gücün yüzü biraz bedavaya geliyor. Yani kendimiz okuya kastığımız için çıkartması daha kolay oluyor ama her zaman bekçiler tılsımı, kahramanlık madalyası, nazar tılsımı gibi şeyler e, çok daha iyidir düz vuruş açısından. Evet arkadaşlar neredeyim? Üşenmedim büyülü ormana kadar geldim. Yeni itemlerimizle bir hüküm e, hükümdara deme testi işte, denemek istiyorum. Ama öyle marka falan basmayacağım. Hatta STRL 50 strli cennet kolyeyi bile almayı unutmuşum. Onun haricinde zümrüt küpemizde 20 şeytan yok. 20 şeytan olsa zümrüt küpemizi takardım. Şöyle slotlara vurdum. Demage'e bakın arkadaşlar. Ee, 53k damage atıyoruz. Hatta daha da fazla atabiliyorduk biraz önce. Acaba bir şey mi basmadım ben? Hemen bir kontrol edeyim. Şöyle hükümler çıktı. Hemen hızlı hızlı dalalım. Başkası dalmadan. Hüküm dalara uff. 47k damage arkadaşlar. Efsane bir damage. Hatta 50s cennet kolye olsaydı. Belki 50k'ları kadar görebilecektik. Derken zaten muhabbeti ben. Konuşurken hemen kesildi bile hükümdak. Bu ne abi? Çok hızlı kestik. Ah mitril atmış şansımıza. Alalım bunu da. Şöyle e, attım. Bu C'ye de inşallah ben keseceğim. Otomatik avda başka bir arkadaş var ama. Bizim damage'imiz o kadar iyi ki. Muhtemelen onu atmayacak bile yani. E, hatta iki arkadaş var. E, Vayne'le. Bakalım. İnşallah bizi kesmezler. Yeşil iksiri biz aldık. Mon iksiri de hepsini biz aldık zaten. PK'ya bakalım. Büyü çözme okuyamıyoruz. Neyse ben gideyim hemen şeye. Zaten Böyle bir ee, hükümdar farmı yapmak gibi bir amacım yok. Çok fazla kalabalık çünkü zaten. Evet dostlar 2100 adet cesaret pelerini 5 vola şöyle satıyoruz. 420'ye 1 e, denk geliyor. Hayırlı olsun arkadaşa. Şu 16 level arkadaş. Evet dostlar az önce YouTube'da canlı yayındaydım. Şöyle canlı yayında 2 saat kadar uyanış farmı yaptım. Böyle kastıklarımı hemen göstereyim. E, BK'ların hemen üzerinden geçiyorum. Bu arada bir bu kadar da BK şamanda var. Çünkü yer yetmediği için şamana aktardım. Böyle tecrübe yüzüğü, bir bu kadar daha tecrübe yüzüğü, yani çarımı arttırdım. Yani yüzden fazla tecrübe yüzüğü kastık. Ee, şöyle cesaret pelerini hemen hesaplayalım. Totalde 1880 tane cesaret pelerini. Gerçekten şanslıydık, bayağı bir hatta ilk tur. Sadece bir saatte 1060 tane düşürdüm, bu benim için rekordu. Şöyle kutsama kağıdımız 200'ü geçti, burada da 18 tane var. Kapsamlığımın silemesi yine birikmeye devam ediyor, Yeşil rah fasulyesi falan. Okey setimiz? 84 olmuş. Bunlara da bir ara oynamam lazım. Bir adet antika'ya grana, bir adet de antika'ya yakut deneyebiliyoruz. İlk önce grana'dan başlayalım. Antika grana'mız hayırlı olsun. Hadi yakut geçsin. Ah be keşke yakuttan ilk başlasaydık. Sağlık olsun neyse. Şöyle şu arkadaşa da bir paket cesaret pelerini satıyoruz. Hayırlı olsun. Evet bu arkadaşa da bir won'dan sattık. Hayırlı olsun. Şöyle şu arkadaşa da bir won'dan sattık. Hayırlı olsun. Evet, bu arkadaş gel dedi bir e, bir paket daha alayım dedi. Bonu yokmuş dedim, yüzem versen de olur. Tekrardan hayırlı olsun arkadaşa. Evet, Şaman'a geldik. Şöyle Şaman'da e, pazarda bir satışımız var arkadaşlar. 10 bon 34 M. Şu parayı üzerimize alalım. E, bu arada bütün BK'ları pazarıma ekledim. Şöyle göstereyim, burada itemler var. Burada da BK'lar var. Evet, şöyle 10 adet artı altı cennet bilezik aldım. Tanesi 10 M'den. Bunları bir artı 7'ye kadar yükseltelim. Bakalım kaç tanesi e, geçecek? Şöyle birinciden... Yandı. İkinciye geçelim. İkinci de yandı. Hayda. Üçüncü geçmesi lazım. Hocam bu ne şans? Hayda. Çok kötü çok kötü. Bir tane aldık. Hadi bir üç tane alalım bari ya. Hocam çok kötü gidiyoruz. Bir tane geçti. Sen de geç. Hadi sen geç bari. Bir tane aldık. Bizim bu artı basmadaki şans neymiş böyle? Hadi neyse bunları da bir deneyelim de malzemesini alıp. Evet malzemeyi aldım geldim. Şöyle iki tane artı yedi cennet bileziği bir üstte atalım bakalım. Bir tanesi geçmesi benim için yeterli. Ah be birincisi yandı. Hadi oğlum hop sen de yandın. Neyse güle güle diyelim. Dostlar bir uyanış daha attım geldim. Şöyle çok güzel oranda BK düşürdük hemen göstereyim. 4 adet hava kılıcı BK. Böyle 2 adet ejderha yardımı. 2 adet de büyülü keskinlik BK düşürdük. Şöyle bunlar da diğer BK'lar. Kutsama bak işte güçlü beden falan var. 200 tane bizde vardı. Totalde bir 860 tane cesaret pelerini daha düşürdük. Pelerin de fena değil. E, tecrübe yüzüğü de bayağı bir düşürdük. Şöyle 45 oradan 55 60 63 tane de tecrübe yüzüğü düşürmüşüz. 200'lük kutsama kağıdını hemen pazara atacağım. 33 tane de 33 tane daha olmuş konuşamadım. Şimdi dostlar ben sürekli cesaret pelerini ve tecrübe yüzüğü sattığım için e, bu aralar çok değişik insanlarla karşılaştım. Özellikle oyunun toksik e, oyuncularıyla karşılaştım. Yani ben genellikle 12 tane tecrübe yüzüğünü 10M'den satıyorum. Ve gerçekten buna indirim isteyen var. Yani inanamıyorum ya. Tecrübe yüzünde adam indirim istiyor. Ya zaten 12 tanesini 10M'e veriyorum ya. Sen 10M'i de kasamıyorsan oynama zaten şu oyunu. Üstelik e, cesaret pelerinde de yani hani şu anda 400 tanesi 1 420 tanesini ben 1 satıyorum. Biraz daha hızlı satılsın diye. Adam 450 tane olur mu diyor. 500 tane 1 olur mu diyor. Demin şu 1060 taneye 2.5 fon dedim. Adam düz 2 fon yapsak olur mu diyor. Ya böyle şeylerle indirim olmaz. Hani bak şöyle bir şey olabilir. İşte sen herhangi diyelim kuşak diyelim. 50 fonlu kuşak. Hani 48 fon olur mu diyebilirsin ama yani. Bir fonluk şey neyine indirim istiyorsun? Gözünü seveyim ya. Hani şu kafadan vazgeçin abi. Şansımızla biz metin kesmeye başladık. 200'lü kutsama kağıdı olmuş. 3 fon 50 50. Yani genellikle bunlar 4.5 bon falan ediyordu. Biz bu işe başlayınca bu piyasası düştü. Neyse. Burası pazarda. Şöyle BK'larımı da pazarımı ekleyeyim. Bu arada pazarımızda da güzel bir satış var. Şöyle 36 bon 78'im. Ee, ne satıldı diyecek olursanız. Dolunay ve e, Cennet bilezik e, satılmış. Bizim eski Cennet bileziğimizi 35 bondan sattım. Böyle Parayı üzerimize alalım. Şunları da bir e, pazarımı ekleyeyim tekrardan. BK'lar da bu arada satılmaya devam ediyor arkadaşlar. E, piyasası genel olarak BK'larım biraz düşük ama yapacak bir şey yok. Bu arada Şaman BK'ları... E, ejderha gücünü satılıyor ama iyileştirmeci şaman BK'ları pek satılmıyor. Evet dostlar şimdi çok güzel bir ticaret yapacağız. Mükemmel yakut alacağız. STG ortalama savunma e, bu arkadaştan. 140 won paramız var. Pazardan biraz para geldi. Üzerinde normal zaten bizim bir 130 won'a yakın paramız vardı. E, pazardan alırken parayı göstermeyi unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi bu e, kalan itemlerimizi vereceğiz. Şöyle kıyı iten vereceğim hatta Ninja'nın. E, kendimize bir şeytan kanlı şakran falan yaparız. Eski kuşağımızı vereceğim eski zehirimizi, zehrimizi, eski zırhımızı, ayak ayakkabımızı sunaklık olan bunları vereceğiz. Biraz fazla e, item veriyoruz ama sonuçta direkt ihtiyacımız olan mükemmel yakut alacağız. Arkadaş bir kursun, e, ticarete koysun bir. Evet şöyle mükemmel yakutu e, koydu arkadaş. Kabule basalım. İnşallah kabul eder bir sıkıntı çıkmaz. Arkadaş biraz kararsız kaldı çünkü. E, yaptığım biraz parça itemler olduğu için. E, teklifim biraz parça itemler olduğu için. Hadi bakalım kabul edecek mi? Evet kendisi kabul etti. Şöyle mükemmel yakutumuza bakalım. Hayırlı olsun tekrardan ee, kendisine de. Evet dostlar geldik aldığımız mükemmel yakutu takmaya. Tabi takmadan önce eski misi, e, misi mat yakutu çıkarmamız gerekiyor. İnşallah başarılı bir şekilde çıkartırız da paramız olur. Yani çünkü hiç paramız kalmadı. Şöyle bir tane ejderha kerpeteni aldım. Hadi oğlum inşallah çık. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Aa ah. ah, çıktı. Vallahi çıktı süper oldu be. Bir an var ya şey sandım böyle burada bir lag olunca ETP geldi sandım. Ama çıktı çok güzel oldu. Ee, hadi bakalım artı 5 mükemmel Yakut. ZTK orta savunma takalım. Hayırlı olsun diyelim. Süper abi. Böyle hemen etkinleştir dediğimizde de set bonusları. Ee, 200 kaç savunma veriyor? 300 savunma veriyor arkadaşlar. 18 artı 5. 360 artı 90. Süper. Şöyle arkadaşlar. Mislimat Yakut'umuzu 28 bundan pazara salladım. Bir tane de Antika Grana vardı çıkarmıştık. Onun 60 mden salladım. İnşallah satılır da kendimize yeni bir şey kanlı dış falan alırız sonuçta demega yapmak için. Şöyle hemen bir bildirim geldi. Zaten bir bon altına kurmuştum piyasadan. Hatta ikisi de aynı anda satıldı. Grana ve Misty Ejderha Yakut'u. Hemen paramızı üzerimize alalım. Kendimize güzel bir şakan bakalım. 28 bon 60 Aldık. Hayırlı olsun tekrardan. Evet şöyle bir şakan buldum. 44 ortalama. 5 buz gücü olduğu için alıyorum. 6'da zekası varmış. 4'de şeytan. Olacağım bunu. Her türlü bize ne merak eskileri. Zaten ninjamızın yolu falan bitik olduğu için çok sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum ne merak eserken. Evet ninja'ya geldik. Ninjamızın bu arada porkisi bitti. Mini dalın da şöyle 7 günü kalmış. E, bu aralar zaten hidra yapamadığımız için mini dala gerek yok. Porki çıkartırsak bizim için çok daha iyi olur. Hem sonuçta 120 gün boyunca kafamız rahat oluyor. 10 tane yavrucuk aldım. Tanesi 41 hem Böyle açalım inşallah bir tane porki veya kan çıkar. Liderin kitabı. Çülen kafa. Yaşam kutsaması. Geçit bileti. Ejderha, parşömeni, kutsama kağıdı. Kutsama kağıdı bu. Ne şans hocam böyle? Çit bileti. Aa Net <laughs> Sonuncudan çıktı. Şansımıza bak. İyi neyse. 10 taneden çıkartabildik. Kaç para verdik? 4 bon verdik. Gayet iyi. 4 bona 120 günlük Evet sıramızda bir biyolog verelim. Güzel kova dalları bir tane bulmuşsun. Çok güzel 16 tane kaldı. Evet dostlar uyanışa geldik. Metin hasarımı çok merak ediyorum. Muhtemelen siz de merak ediyorsunuzdur. Wow 42K'ya çıktı çok güzel. Bu arada şu anda dur tatlı bastık mı hocam? Tatlı basmadık bu arada. Ama demeci göremiyoruz. 43 kaya gördük. Süper. Normalde zaten tatlı basamayacağız. Ramazan eventi bitiyor. Az kaldı. Ne atmış? BC kitabı. Tecrübe yüzüğü. ETP'ler var. Ne 60 Ejderha kökremesi. Güzel. Bir metin daha beraber keselim. Şöyle hemen e, bir metin daha beraber keselim. Bakalım e, kesme süremiz nasıl? Orada normalde 5 tasımı olmadığında da bir hasarımız muhtemelen 40 kaya kadar düşecektir. Hem tatlı hem Bekçiler tasımı olmadığında. Yani ölümcül gücün yüzü falan taktığımızda. Ee, çok hızlı bir şekilde muhtemelen kesebiliyoruz şu anda. 10-15 saniye mi sürdü? Ne kadar sürdü bilmiyorum. Kutsama kağıdımız var. B.C. kitabı. Hava kalıcı. Şansa gel. Neyse toparlayayım ben. Ee, bir saatin sonunda görüşmek üzere. Evet dostlar bir saatlik süremizin sonuna geldik. Hemen ee, düşürdüğüm BK'ları şöyle hızlı hızlı geçeyim. Ejderha yardımı. Bir tane hava kalıcı BK düştü şurada. iki tane ejderha yardımı BK diye hatırlıyorum. Cesaret pelerinin durumu biraz düşüktü. Ben de anlamadım. 220 tane bizde vardı. 720 adet e, Neyse sağlık olsun. Ama tecrübe yüzüğü gayet düştü yani. Burada 45 var. E, totalde bir 65 tane tecrübe yüzüğü. E, 33 tane kutsama kağıdı vardı bizde. 51 tane olmuş. Bu da bayağı bir düştü. Bir tek cesaret belirlerinde birazcık sıkıntı yaşadık. Sıkıntı yok. Her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Bu arada elbet merak eden olacaktık. Sonuçta zırhımızın defansı çok yüksek. E, şimdi hemen bu arada e, zırhımız da içerideyken, uyanışlıyken G9 oldu. Hemen bir büyülü zırhı yakalım. Şu anda 194 defans veriyor e, cennet küpeye taktığımda. E şimdi petimizi de çağırdığımızda petimizle de defansı yüzde, pardon 9.9 1946 defansımız oluyor arkadaşlar. Bineye bindiğimizde de yok aynı değişmiyor. 46 aynen çok güzel. Yani neredeyse 2000 defansı çıkıyor. Hatta şu an hadi bir tane de e, beyaz şeplem bassak 2046 defans. Çok güzel bastığımız beyaz şeplem de yüzlük bu organı. Evet dostlar mükemmel yakutu takmışken e, bir ejder kesmesek olmazdı bence. Metinler'i bir de alalım. 44k göz metinler de çok rahat bir şekilde kesiliyor. Yanlış şöyle bir sıkıntı var. Benim e, Zodiac kılıcımda ve e, tasımda zehirleme var. Yani direkt kafadan zehri vermek zorundayım. E, kanamayla halledeceğiz inşallah. Hemen ben şu metinleri bir temizleyeyim. Evet şu anda markasız hasarım olarak 25k. Aslında beklediğimden bir tık düşük. 22k'ya kadar düşüyor. E, ama bir önceki gerilimde marka falan basmıştım. 20k falan atıyordum hani e, önceki itemlerle. Yine iyi bu hasarla da keserim diye düşünüyorum. Dedik işte bu e, zeril kafadan verme olayı birazcık sıkıntı yaratabilir. Bakalım duruma göre kesebilecek miyiz? Evet kesiyor gibiyiz. E, metin e, Metinleri atmazsa hadi bakalım. E, kestik çok güzel. Kaç sandık almışız? 1 sandık, 2 sandık, 3 sandık, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sandık almışız çok güzel. Bir tane de zehir kılıcı atmış. Bu arada bu levelde yan katmıyor biliyorsunuz. 7 ortalama 5 be be beceri at bunu. Evet şöyle sandıklarımızı da açalım. Bakalım neler çıkacak. İçinden ejder veya üstün çıkarsa güzel olabilir. Mavi inci kan Şantası. Beyaz inci. ince ee, i̇nci atmasını istemiyorum hocam. Ejder veya üstün nesnesi olabilir. Demir kutu çıktı. Beyaz inci kurt taşı. Duygu şantası. Maalesef çöp attı. Şunu açalım. atmış? Şeytan metni atmış. Başka da bir şey var mı? Yok. Evet dostlar videonun da yavaştan sonuna gelelim. 1000 ee, aboneye çok az kaldı. Sizden ricam kanala abone olmanız ve like sayılarımız çok az arkadaşlar. İzlenmelerimiz güzel diye de like atmıyorsunuz. Like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.